28 Temmuz 2021 Sibel Eraslan Star Gazetesi Burgiba kompleksini gayet iyi tanıyoruz. Geçtiğimiz gün Tunus Cumhurbaşkanı, üstelik bir de anayasa hukuku profesörü Kays Said hükümeti feshetti. Milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdığını da ilan ettiğine göre tutuklamalar gelebilir. Öyle görünüyor ki Tunus ordusu da 28 Şubat 1997'de yaşadığımız derbeye benzeyen bu girişimde etkili bir unsur. Parlamento binasının önüne gelen nahta lideri Raşit Gannouchi her zamanki kibar seslenişiyle sesleniyor askerlere. Tunus halkı adına kapıları açmanızı istiyoruz. Askerler aynen bizim de sık sık duymaya alışkın olduğumuz bir repliği tekrarlıyorlar. Biz emir kuluyuz. Talimat aldık. Sizi içeri alamayız. Tunuslu gazeteci arkadaşlarımızın konuşmalarında sık sık atıf yaptıkları bir şey var. Burgiba kompleksi. Burgiba Mısır'daki Nasır gibi ihtilalci, dinamik anlamda yenileşmeci, batıcı, kalkınmacı ve özellikle seküler reflekslerle hareket eden ve Tunus için kurucu mahiyette bir siyasetçi, milli lider. Tunus için Fransız sömürgesi olmaktan kurtulduktan sonra verilen demokrasi çabası, sert sekülerleşme tavrını saymazsak elbette değerli. Ancak 1975'ten sonra kendisini ömür boyu Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı seçtiren Burgiba, ciddi bir kudret çarpılmasına uğrayarak son hızda dejenerasyon döngüsüne kapılıyor. Diktatör lakabı da 1975'ten sonra üzerine tam oturuyor. Burgiba'nın halkına, inançlarına, geleneğine ve yerli kültürüne savaş açan bu yenileşme, modernleşme serüvenine serf-oryantalizm diyenler de var. Seküler uluslararası projesi diyenler de. Özellikle inançlı kesime baskıları çok insafsızca. Oruç tutmak yasak, başörtülü olmak yasak ancak izin verilen camilerde cuma namazı kılınıyor. İslami kimlik tamamen düşman ilan edilerek örseleniyor. Neredeyse 100 yıl yaşadığı şu dünyada ömrünün son 13 yılını selefi olan başka bir diktatörün Zeyner Abidin bin Ali'nin emriyle gözetim altında tutuklu olarak geçirdi Burgiba. Zeyner Abidin bin Ali ise Arap Baharı'nın başladığı günlerden hatırlıyorsunuz. Onun devrilmesiyle Tunus'a yeniden demokrasi serbest seçimler ve halk temsili imkanları doğmuştu. Bizdeki cumhuriyetin var ettiği yakın çevre elitizminin benzeri Tunus'ta diktatör Burgiba etrafında da oluşmuştu ve bunlar konforlarını sarsacak demokrasiden, serbest seçimlerden, halk temsilinden çok da hoşnut değillerdi. Sık sık eskiye duydukları özlemi dile getiriyorlardı. Pandemi, ekonomik sıkıntılarda üst üste gelince Tunus'taki seçilmiş hükümet ciddi eleştiriler almaya başlamıştı. Bunu fırsat bilen Cumhurbaşkanı Kays Said hükümeti feshetti. Sokaklarda tanklar yürüdüğüne göre Tunus'ta cidden bir darbe var. Bizim medyalarımızda Tunus'taki darbeye alkış tutanların yarım kalmış heveslerini ibretle izliyoruz. Nahtayı iktidarda zannederek hükümetin devrildiğine alkış tutanlar mı istersiniz? Özgür Anayasa Partisi Başkanı Abir Musi'nin kulak tırmalayıcı ve odunsu ifadesiyle Nahta ve Gandoşi'den kurtulmak Tunus'u mutlu edecek diyenler mi dersiniz? tam bir cehalet. Ne Tunus'u ne Gannouchi'yi biliyorlar. Gannouchi dünya çapında bir düşünür. Evet Müslüman, İslami kimliği taşıyor ama aynı zamanda ekonomik anlamda ve halkın sosyal yaşantısında serbestiyet anlayışıyla liberallere yakın bir çizgide diyebileceğimiz bir siyasetçi. Tunus'un fay hatlarını gayet iyi biliyor. Seçimleri kazandığı halde partisini de kendisini de geri çekti söz gelimi. Bu gibi kompleksi işte tam da bu zeminde yeniden konuşulmalı. İslami kimliğini önemseyenler, Müslümanca yaşayanlar, mütedeyyin kesim ve muhafazakarlar siyasette, iktisadi yaşamda, akademide, medyada ne kadar olacaklar? Ne kadar gözükebilirler? Seslerini ne kadar çıkartabilirler? Söz gelimi ülkeyi veya şehirleri yönetebilirler mi? Batı'nın demokrasi illa demokrasi söyleminin gerçekçiliği de sınavdan geçiyor bu arada. Darbeler demokrasiyle gelen mütedeyyin siyasetçilerin başlarında birer demokrasinin kılıncı gibi salınıyor. Yüzsüzler her yerde yüzsüz. Demokrasi diyorlar, sonra da sözlerinden cayıyorlar. Batı'nın batı dışı toplumlarda demokrasi falan istediği yok. Tunus'u halk meclisinin değil de kendilerine sadık yeni bir Burgiba'nın yönetmesi onlar için en büyük rahatlık. Bu hikaye size de tanıdık geldi değil mi? Türkiye'deki aşmakta zorlandığımız rejime has komplekslerimizi, mütedeyyin kesimin dışlanış ve horlanışını, darbecilerin elinden az varta atlatmadığımız gerçeğini hatırlatmadı mı size de?